Cem'ül müennesi salimi. Salim müennes. Bakın bu sıfat mevsuftur, bu ikisi harfi tarifler uyumundan görüyoruz. Bu da mudaftır. Mudaf iley sıfat. Bu şekilde yani mana salim, kurallı müennes. Kurallı müennesin çoğulu. Salim müennesin çoğulu. Buna yani kural nedir? Örneğin işte muallimetün. Bakın bu bir müennestir. Muallimetün. Salim olduğu için bunu cem müennesi salim şeklinde olur. Yani sonuna bu t atılarak elif ve t yazılır. Bu şekilde muallimatün şeklinde yazılır çoğulu. Buna cem müennesi salim denir. Şöyle huve kullu ma cumi'a bi elifin ve ta'in zaidetayni, fazla ziyade olan ta ve elif ile çoğul yapılan her kelimedir. Ve huve yerfa'u, yapılır bi dammeti, damme ile raf yapılır. Ve yunsabu, nasb edilir. Ve yucarru, cer yapılır bi kesreti, kesra ile nasb ve cer yapılır. Yani bunun nasb hali de fetha değildir. Normal ref hali mesela ca'e muallimatun dammedir ref hali. Ama mesela ra'eytu muallimatin demeniz lazım. Muallimaten olmaz. Çünkü bunun mef'ulu bih, yani nasb hali kesra iledir. O da kesre şeklindedir. Bak bir kesreti. Kâle Teâlâ, şöyle örnekleri inceleyelim. Kâle Teâlâ, اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ. Bakın yani onların hali muhacirâtin. Müminler hicret etmiş olarak, kadın müminler hicret etmiş olarak geldiklerinde şu halleri muhacirâtin. Dolayısıyla haldır, mensuptur. El-mu'minât, bakın, faildir, merfudur. Evet, fail diyoruz. Önce pozisyon, merfu'un. Bütün failler merfu. Alâmetu rafî'ed-dammetu. Çünkü bu cem'i müennesi salimde ref alameti dammedir dedik az önce. Ve kâle tabi burada muhacirâtin, o onu işlemedi. İzâ nekahtumul mu'minâti thumme tallaktumuhunne. Evet, burada mef'ulu bihtir, nekaha fiilinden. Normalde eğer cem müennesi salim olmasaydı fethalı olacaktı. El-mu'minât mef'ulu bihtir. Bakın, mensub olur mef'ulu bihler. Nasb alametine, alametu nasbi el-kesretu. Niye kesredir? Li'ennehu cem'u Yani bunun, şimdi şöyle bakın, cem'ül müennesi salimi de olur, harfi tarifli kullandım. Bakın harfi tarifli. Cem'ül müennesi salimi, öyle de olur. Tıpkı cem'ül müzekkerin salimin, öyle de. Yani harfi tarifli, harfi tarifsiz fark etmez. Ama burası her halükarda harfi tarif almaz. Bunda söylemiş olayım. Ve nüşiru ila ennel müfrede yekunu müennesen manaviyen. Şimdi müfredin manevi müennes olduğuna işaret ediyoruz diyor. Ve zalike bi en yekune lafzuhu haliyen min alameti tenis. Bazı kelimeler manevi, yani müennesi manevidir. Bazıları var. Şimdi onları işaret edecek. Yani ne demek manevi müennes? Yani bunların, bi en yekune lafzuhu, lafızları bu kelimelerin haliyen,
halidir. Yekune haliyen bu yekunenin ismidir. Şey haberidir, haberini nasb yapmış. Hali olacak onun lafzı min alameti tenis. Tenis alametinden hali olacak. Velakinnehu yedullu fil vakti fil vakti yani aynı zamanda yedullu fil vakti nefsuhu onun kendisi ala müennes müennesin üzerine dalet eder hakiki. Hakiki müennes üzerine dalet eder. Lizalike yucma'u cem'i yapılır. Cem'i müennesin cem'i müennes yapılır. Salimen, salim olarak yapılır. Şöyle nahvu bu salimen temyiz oluyor. Yani cem'i fiilinin. Yani salim olarak cem'i yapılır. Nahvu hindun nedir? Müennes manevi bir müennestir. Niye müennesi manevidir? Çünkü bunda alameti tenis yoktur. Tayi tenis yoktur. Bunun çoğulu nasıl gelir? Manevi müennes olduğu için hindat şeklinde gelir. Mesela Suad. Yine manevi müennestir. Suadat, suatlar. Zeynep. Zeynepler nasıl diyeceğiz? Zeynebat. O da Zeynepler. Bunlar manevi müennes. Yine bunlar bakın yani cem'i müennesi salim şeklinde çoğul yapılırlar. Zeynepler, Suatlar gibi bu şekilde denir. Elif ve te ile. Ve yekunu el müfredu bazen müfred müennesen lafziyeten. Lafzi olarak müennes olur. Ve zalike bi en yekune lafzuhu bihi alametun. Onun lafzında bir alamet ve alamet vardır ki tedullu ala ala tenis. Yine o alamet neye dalalet eder? Müennesliğe dalalet eden bir alameti vardır bazı müfredlerde. Velakin el murad minhu müzekker. Ama ondan murad müzekkerdir ha. Yani muradı müzekker hamza mesela orada tayi tenis var hamza isminde. Her ne kadar burada yani tedullu ala tenis bir tayi merbuta varsa da velakin el murad hamza kelimesinden murad müzekkerdir. Mislu mesela Atiye, Hamza, Talhata gibi. Alemen, alem bir isimdir, özel isimdir. Ala racul, bir erkek ismidir Atiye. Vel cem'u, bunun Atiye'nin çoğulu nasıl gelir? Atiyat şeklinde gelir. Yani Hamzeyat, yine o tay merbuta açılır, ye olur. Evet, Hamzeyat, Atiyat şeklinde. Ve kezalike Hamza mesela. Hamzat, bu sefer Atiyat ye burada tabi te düşüyor. Evet tıpkı şeydeki gibi. Bu atiyat ye olur dedim. Hayır. Bu zaten atiyatu ye zaten şeddelidir. Atiyat oluyor. Bu yani te-i merbuta komple gider. Müzekker de olsa beledir. Ha. Çünkü bunun yani delaleti var teniste. Ve bu te-i merbuta gider. Elif ve te gelir. Hamzalar dediğinizde hamzat. Talhalar dediğimizde talhat, muaviyeler dediğimizde muaviyat şeklinde yapmamız lazım. Ey inna tujma'u onlar yani bu kelimeler cem'i yapılır. Tujma'u cem'i müennesin, müennesin cem'i olarak salimen. Bu da onun temyizidir cem'i kelimesi. Yani tujma'unun temyizi. Ve yekunu el müfredu müennesen. Müfred, müennes, müennesen lafziyen ve maneviyen. Bazen müfred hem müennesi hem lafzidir hem manevidir. Bazen bir kelimenin müfredi hem müennesin lafzi müennesi hem de manevi müennes cinsidir. Ne gibi? Mesela seyyidetu. Seyyidat şeklinde çevrilir. Seyyide nedir? Hem lafzi müennestir hem de manevi müennestir. Çünkü niye manevi müennestir? Çünkü hakiki müennes yani bu seyyide bir şeydir yani bir sıfattır. Dolayısıyla hakiki bir müenneslik burada yok. Seyyidat şeklinde çevrilir. Tabi lafızda da te merbutası var. Su'da mesela su'da nedir? Sonunda elif-i maksuresi var. Bu da yine onun müennes olduğuna işarettir. Su'deyat şeklinde yapılır. Bu ye tabi artık okunur. Su'deyat
Mesela vel lemya, lemya yine elif ve hemze olması hasebiyle elif ve hemze tenis alametidir. Tıpkı tay merbuta gibi. Ne olur? Lemyavat. Bu sefer bu hemze vava döner. Evet, hemzenin vava dönmesi söz konusudur. Ne olur? Lemyavat. Lemyaun, lemyavatun. Hamraun, hamravatun gibi. Vavla bu çoğula gider. Ey innaha tucma'u, yani bu kelimeler, yani hem lafzi hem de manevi olan müennesler. Lafzi müennestir çünkü elif ve hemze. Lafzi müennestir çünkü elif-i maksure. Lafzi müennestir çünkü bunun hakiki müennesi yok gibi. Şey, taymer butası var. Bunlar, ey innaha, ey bunlar tucma'u cem'a müennesin salimen. Bunlar da müennes salim olarak çoğul yapılır. Evet, salim olarak müennes çoğul yapılır. Ve yekunul müfred müzekkeren. Bazen müfredi müzekker olur. Lakinnehu yucma'u cem'a müennesin salimen. Bazen de yani müzekker olsa bile bir kelime müfred hali bazen yucma'u cem'a müennesin salimen. Yani buna rağmen onun müennesinin cem olması salim şeklinde olur. Elife teyle. Mislu. Mesela kelimetu suradik. Mesela suradik nedir? Elleti tucma ala suradikat. Normalde müzekker bir isimdir. Hiçbir tenis alameti yoktur. Şey, müennes alameti yoktur. Müennes alameti olmadığı gibi manevi müennes de değildir. Yani müzekker suradik kelimesi ayette de geçiyor. Suradikuha. Ben şöyle, yani onu sürahi olarak hatırlıyorum. Şöyle bir tam emin olayım. Suradik. Ha, yok. Suradik çadır. Çadırdır. Evet. Yani işte minber bir manası. Çadır diyeceğiz. Güneşlik yer. Çadır. Dolayısıyla yani çadır kelimesidir ve suradik müzekkerdir. Buna rağmen bu elif ve te, yani salim müennes çoğulu şeklinde çoğul yapılır suradikat. Bazen böyle kelimeler de var. Bunu da söylemiş olalım. Bu videoyu da burada tamamlayalım. İnşallah sonraki videoda devam ederiz.